Rahatsız etmiyor sizi efendim. Aman rica ederim efendim. Şeref verdiniz hanımefendi, buyurun. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Buyurun buyurun. Efendim Ayla Hanım size börek yaptı. Kendi elleriyle. Aman ne kadar naziksiniz. Alıvereyim ekşi. Aa yok sen yorgunsun tabii. Hem de ellerinizle. Kime niyet kime kısmet. Ama biz Sami'cimizi de çok seviyoruz. Duygular karşılıklı efendim. Biz de sizi çok seviyoruz. Gerçekten efendim. Vallahi öz kardeşlerimiz gibi. Şey efendim. Şu veraset işleri ne zaman bitecek acaba? Çünkü bizim de kendimize göre hesaplarımız var mı? Sabri Bey, size bir itirafta bulunmak istiyoruz. İtiraf mı? Ne itiraf? Şunu itiraf etmek gerekir ki Sabri'ciğim, bu ev 90 bin dolar etmez. Ayrıca hükümetimizde dolarla alışveriş yasakladı. Ama efendim? Cenab-ı abi lütfen. Yok ya, onun sıkılması yok. Tosluk başka, alışveriş başka. Ah mesele oysa sizin için 10 bin dolarlık bir indirim daha yapabiliriz. Ama efendim zaten 10 bin dolar indirmiştik. Olsun efendim. Cenab-ı Bey'in hatırı için biraz daha indirelim. O kiracıdan çok öteye bir insan bizim için. Büyüksün zaten. Öpeyim de. Öpün efendim, öpün. Sormaya ne gerek var? Gülsüm Hanım. Ne var? Şu tarafı da süpür, şu tarafı da. Baş üstüne. Çönemiş oraya emir veriyor, baykuş. Beğendin mi yaptığımı Cafer Bey? Ha? Şu pisliğe bak. Bıktım vallahi, bıktım. Muayeneye mi bakacağım, bunlarla mı uğraşacağım ben ya? Söylenme Gül. Görevimizi yaptık, ne yapalım? Sokağa da batırdınız be Cafer abi. Hadi gel, gel sen de biraz yardım et. Hakikaten ha, şunları sen süpürsen ne olur sanki? Ha, olmaz öyle şey. Orası özel. Saygılar hocam. Sağ ol evladım, kolay gelsin. Sağ ol. Yürüyüşten mi hocam? Yürüyüşten Cemil Bey. Yarın haber ver, ben de geleyim. Sen gençsin Cemil Bey, ben sana ayak uyduramam. Uyduramazsın ya, benim adım Cemil. Yazık oldu, töreni kaçırdın. Tören mi, ne töreni? Şey hocam, Yavuz Bey geldi de onu karşıladık. Ha çıktı demek hapisten ha? Çıktı hocam. Burada olsaydın gözlerin yaşarırdı valla. Bütün mahalleyi ayağa kaldırdık. Marifetmiş gibi söylüyorsun bir de. Neyse bir ara ben de geçmiş olsuna uğrarım. Uğra hocam, hoşuna gider. Yavaş. Yavaş. Sağ ol. Yavaş hocam, ha. Yürüyüş mü yapıyor her gün bu? He, ama çok faydasını gördü. Ha, bir gün hık diye kalır yol ortasında, görür gününü. Hadi hadi, sallanmayın, temizleyin şu pisliği. Biz ne yapıyoruz sanki? He, laf olsun diye konuşuyor işte. Bana bak, sizin diliniz fazla uzadı. O haydut geri geldi diye şımarmayı çok fena yaparım. Aa, ne yaparsın? O kadar söylüyorum işte. Bana bak, elinden gelenin ardına koyma, tamam mı? Salak mısın Tertip? Öpmekle çocuk olur mu? Oluyormuş Tertip. Öyle şey gibi öpersin, oluyormuş. Aç gözünü oğlum. O çocuk senin değil. Ayakta uyuyorsun. Benim işte. Asıl sen ayakta uyuyorsun böyle gibi. Bir kere o çocuğun babası Fransa'ya kaçtı. Kaçmadı, işte karşında duruyor. DNA testi yaptıracağım, görürüz. Yaptı da görelim bakalım. Yaptım tabii, ne var? Sana bakalım, anne nereye gitti? Nereye gidecek salak, pazara gitti. Sensin salak. Dileği doktora götürdü. Gelince kim baba olduğunu görürüz. Gitmesene, doktor nereden anlayacak kimin baba olduğunu? Anlar, çocuklar babalarına benzer. Demiş bey, hayırsızlar. Arpanız mı fazla geldi? Baksana baba ne diyor? DNA testi yaptıracakmış amca. Ne testi, ne testi? Hani dileğin şeyi var ya böyle. Dileğin karnındaki şey için amca. Hop! Bu konuyu konuşmak yasak. Demedim mi ben size? Bir daha konuşulmayacağım. Direkt hamile mamile değil. O kadar işte. Hamile amca. Niye düştü bayağı da o zaman? Tövbe tövbe. Heh, geldiniz mi Hulviye? Ne dedi doktor? Acele etme Davut, anlatacağım. Heh, hadi bakayım. Hayırsızlar siz dışarı. Biz aramızda konuşacağız. Gel bakayım kızım, gel. Gel sen de şöyle otur. Heh. Artık hiç şüphe yok Davut. Dilek 2 aylık hamile. Vah vah. Döndü mü sen başımıza gelenler? Yapma böyle Davut. Ne demek vah vah? Kızın da moralini bozuyorsun. Elime geçirsin bu olçağı. Murat sadece onda değil ki Davut usta. Benim akılsızlığım. Çok pişmanım. Ah üzülme bu kadar Dilek. Dünyanın sonu gelmedi ya. Siz ne yapacaksın Gülmeye? Dükkanın adı da kötüye çıkacak. Ah Davut, böyle bir zamanda dükkanı mı düşünüyorsun? İyi ama bu çocuk gayrimeşru. Sesini yükseltme. Çocuklar duyacak Davut. Bir de hamile değil ya.
sanki salak. Salaksın tabii Adi. Salak olmasan çocuk benim demezsin. Sensin salak, gerizekalı. Kıskandın değil mi? Niye kıskanacağım aptal? Ben dilek vereceğim. Sen hep böyle bekar kalacaksın diyor. Mö gibi. Evlen de görelim bakalım. Halis, Halis. Gelebilirsiniz yavrum. Bitti konuşmamız artık. Ne oldu dilek? Hiç yok bir şey. Ne konuşuruz babamla? Size söyleyecek olsak yanınızda konuşuruz. Dumko. Lan Davut Dumkof yok. Çocuklar merak ediyorlar. Her şeyde burunlarını sokarlar. Söyle, Halis. Söyle. Gelin yavrum gelin. Ben anlatacağım size. Biz bugün Dilek'le doktora gittik. Ama çok özel bir mesele olduğu için sizin yanınızda konuşmak istemedik. Babamın yanında niye konuştunuz peki? Biz biliyoruz yenge. Ah ne biliyorsunuz? Dilek'in hamile olduğunu. Kaç aylık Dilek? Kaç aylık? Şimdi olur mu Ayman'a? Siz benim başıma bela mısınız be? Yavaş Davut, hırsını çocuklardan çıkarma. Yapma Davut usta, onların bir suçu yok ki. Bunları hemen marketten al gel Cafer. Hadi canım bir şey, Halim Gıda'ya selamlarımı söyle. Başüstüne, şey alayım da efendim. Biliyorsunuz sizlere ben kefil oldum. Yani bu miras işinin kov çıktığı öğrenilirse başım çok derde girecek. Cafer, biraz yardımcı ol. Radyo programımı başlıyorum. Avans alır almaz bütün borçlarımı kapatacağım, merak etme. Bu miras işini de fazla dillendirme Cafer. Bakarsın insanlar unutur gider. Unutmazlar efendim. Hep sizden bahsediyorlar. Bugün yarın Sedat Bey sizden hiç konuşmaya gelebilir yani. Duydun mu Cenab abi? Merhaba. Aa hoş geldin sen. Niye geldin eskici? Sen de mi aldın haberi? Aldım hocam. Aşk olsun. Hep başkalarından mı duyacak? İnsan söylemez mi? Söylemesine söyler de. Neyse hayırlı olsun. Çok sevindim. Bakın. Benim şahane bir projem var. Hadi hadi yengeç başka kapıya. Adamların işi var gücü var. Senin projenle projenle uğraşamazlar. Sana ne oluyor aslanım? Sen kapıcılığına bak. Sen şunları alıp gel Cafer. Hadi aslanım hadi. Eskici bir dakika anlayır. Veciz bir biçimde projeni anlatabiliriz. Bak hocam. Siz sanatçı adamlarsınız. Ben de az buçuk antikadan anlarım övünmek gibi olmasın. Diyorum ki sizlerle beraber bir antikacı dükkanı açalım. Anlıyorum. Yanılmıyorsam biz sermayeyi koyacağız, sen de emeğinle katılacaksın, öyle mi Hüseyin? İcabında ben de biraz para korum hocam. Sizinle çalışmak benim için şereftir. Aa, seninle çalışmak bizim için bir şereftir. Daha para elimize geçmedi Hüseyin. Şu veraset işleri bitene kadar biz bu meseleyi biraz düşünelim ha? Düşünün hocam, ben hep demişimdir. Sabri Bey'in bu kültü evi sizin gibi adamlara yakışmaz. İlk depremde yerle bir olur burası Allah korusun. Bak, hazır elde imkan varken size şöyle sağlam zeminli kayalıktan mis gibi bir villa ayarlayalım ha. İlginç. Bunu düşünebiliriz. Bize bir miktar kredi verebilir misin eskici? Veraset işlemlerini bitir bitirmez öderiz. Lafı mı olur hocam? Ne kadar? 100, 150, 200. 150 çok iyi olur, 200 daha iyi olur. Alayım İlginç'i. Ben geldim. Ah, biz de bu çocuk henüz daha niye gelmedi diye merak ediyorduk. Size bir şey söyleyeceğim. Sen de buradasın ha Hüseyin amca. Gördüğün gibi buradayım aslanım. Ne haber? İyilik. Cengeylik agam caga, digilegek, iki digi agamilegek, hagamigilege. Bakan seker dökeylege digi. Ne oluyor aslanım? Mesele nedir biz de anlayalım. Seni ilgilendirmez Hüseyin amca. Sıkıt gıdı agam caga. Begen baka baka ogoluku yugoluku. Ne oluyor hocam? Mevzu nedir? Henüz biz de anlamış değiliz canım içi. Begen baka baka ogoluku yugoluku. Sen nasıl begen baka ogoluku yugoluku?